Herkese merhaba. Bugün sizlere slip ıslak havluların kapaklarıyla yapmış olduğunuz bir kodlama oyunundan bahsedeceğim. Bu oyun için elimizde ne var? Bu şekilde slipinin kapakları var. Biz bunları silikonladık ve hazır hale getirdik. Bunları zaten hafıza oyunlarında kullanan öğretmenlerimiz var. Ancak biz bunu kodlamaya uyarladık. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle bizim şöyle bir kodlama tablomuz var. Anaokullarında kodlamada kullandığımız bir tablomuz. Bununla birlikte yönergelerimiz var. İleri için yeşil, sağa dönüş için kırmızı, sola dönüş için turuncu ve geri için kahverengi. Bir de tabii ki şöyle bir robotumuz var. Bu da bizim görev ikonumuz. Şimdi bununla birlikte stickerlarımızı bu görmüş olduğunuz CP kutuların herhangi birinin içerisine yerleştiriyoruz. Mesela buraya yerleştirdik. Muzumuzu buraya yerleştirdik. Şimdi herhangi bir figür belirliyoruz. Ama bu figürün bir özelliği var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu figürün ön tarafının belli olması ve arka tarafının sağının solunun belli olması gerekiyor. Şöyle bakacak olursanız bir civcivim var. Yine önü belli. Ve bir tane böyle bir karakterim var. Yüzü var. Önü belli. Herhangi bir karakter seçelim. Başlangıç noktamız burası. Buraya koyuyoruz. Ve şimdi bu su aygırını buradaki ne vardı burada? Mus sticker'ımız vardı. Mus sticker'ını ulaştırmamız gereken kodu yazmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 tane öne gitmesi gerekiyor öncelikle. 1, 2, 3. Şu şekilde öne gittikten sonra hangi tarafa dönmesi gerekiyor? Hemen bakıyoruz. Sol tarafa. Sol tarafa döndükten sonra kaç tane öne gitmemiz gerekiyor? 1, 2. 2 tane daha öne gidiyoruz. Ve sonrasında görev ikonumuzu koyuyoruz. Ve ne diyoruz? Oradan sticker'ını alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra öğrencimiz ne yapıyor? İster kod okumayı, ister kodu ona yazdırıyoruz, ister biz kodu hazırlıyoruz ve sonrasında onun oraya gitmesini istiyoruz ve giderse sticker onun oluyor. Hemen geldi öğrencimiz, bu kodu okudu. 1, 2, 3 tane ileri dedi. Sonra döndürdü su aygırını ve sonra 2 tane daha ileriye dedi. 1, 2. Buraya geldi. O zaman ne yapması gerekiyor? Sticker'ını alması gerekiyor. Ve sticker onun oldu. Eğer kod okumayı yanlış yaparsa boş bir yere gidiyor ve sticker alamıyor. Farklı farklı şekillerde oyun dizayn edilebilir. Hepsine sticker konulabilir. Sadece belli başlı yerlere sticker koyulup bunların fotoğrafları konulabilir. Bu şekilde hem onların yazmış olduğu kodların fiziksel bir karşılığını görmüş oluyorlar. Ve böylece gerçekten çok eğleniyorlar. Sticker Vadisi diyorum ben buna. Sticker Vadisi'nde hepsine bol eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.